Merhaba dostlarım, ben Serdar ve başka bir altı çayına daha hoş geldiniz. Çaylarınız hazırsa, siz de hazırsanız ama daha da önemlisi çaylarınız hazırsa, çay bardaklarınız hazırsa başlayalım. Ben hazırım ve gördüğünüz gibi benim çay bardağım da hazır. Altı çayın bu bölümü Doğuş Çay sponsorluğunda gerçekleşiyor. Hayır, gerçekleşmiyor. Keşke gerçekleşse ama gerçekleşmiyor. Neyse başlayalım ama başlamadan önce burada sorduğunuz, bu video için sorduğunuz ama cevaplamadığım bir soru varsa büyük bir ihtimalle önceki videolarda cevaplamışımdır. Bazı soruları baştan da cevaplıyorsam bazı konulara açıklık getirmek içindir. Yani bilmiyorum, şu an çok hatırlamıyorum neler sordunuz burada ama şöyle bir göz atınca çok da öyle bir şeyler yoktu ama neyse başlayalım, çok şey yapmayalım, uzatmayalım. Hepinizi seviyorum. Kafanda başlayacağın yeni bir seri var mı? Senden önceki 145 kopyan cesetlerini nereye sakladın? Yani 145 tane bir şeyi masanın altına sakladım. Şu an masanın altına duruyor. Onların ceset olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi veremem. Doğrulamıyorum, inkar da etmiyorum. O yüzden o soruyu da öylece geçiştireyim. Kafamda başlayacağım yeni seriler var. GTA 4 bitince Mafya'ya veya Red Dead Redemption 2'ye başlayacağız. Büyük bir ihtimalle Red Dead Redemption 2'ye başlayacağız. Çünkü Mafya'nın şu remake'leri falan filan konusunda çok iyi feedback gelmiyor. Gördüğüm kadarıyla. Ayrıca Red Dead Redemption 2 bende hala hazırda var. O yüzden o da çok iyi bir unsur yani. Beni bu konuda ikna eden. Bir de Red Dead Redemption 2'nin gizemlerini de araştırmak istiyorum. Easter egglerini de araştırmak istiyorum. Hikayesini falan bitirince ondan sonra birlikte oraları dalalım istiyorum. Onun videolarını yapmak istiyorum. Bu arada görebilirsiniz böyle gölgeler, onlar bunlar falan. Çünkü odamın ışığı çalışmama kararı aldı. Görev yapıyor. Çok fazla kullanıyormuşum bunu. Temassızlık yapıyor. Öyle yani. Neyse. O yüzden Red Dead Redemption 2 çok daha cazip görünüyor. Nasıl GTA 4'ü bitirip gizemlerine geçeceksem Red Dead Redemption 2'yi de bitirip GTA 4'ten sonra tabii ki gizemlerine geçmeyi düşünüyorum. O zamana kadar da zaten GTA 4'ün gizemlerini yapmış oluruz. Çünkü Red Dead Redemption 2'nin hikayesi böyle uzuyor. Uzasın, sıkıntı değil. GTA 4'ün gizemlerini araştırmak için daha fazla vaktimiz olur. Neyse öyle yani. Red Dead Redemption 2'ye başlayacağım. Onun dışında başlamak istediğim başka seriler de tabii ki var. Doom oynayacak mısın ve Death Battle serisi hakkında ne düşünüyorsun? Death Battle serisi hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Sen deyince böyle biraz baktım. İlginç bir seriye benziyor. YouTube'da isteyen apaplarımızı açıp bakabilir. Doom oynayacak mıyım? Yani bir bölüm, bir video yaparım. Hoşunuza giderse devamını getirebiliriz. Ne zaman olur bilmiyorum. Yani Doom böyle bir kenara attığım, okey bunu oynamayacağım dediğim bir oyun değil. O kadarını söyleyebilirim. Fallout New California oynar mısın? Aynı şekilde Fallout New California'dan da büyük ihtimalle bir ara bir bölüm yaparım. Fallout New California başka bir Fallout oyunu değil, daha çok bir Fallout modu. Hayranlar tarafından yapıldı. Bir seri gelmez büyük ihtimalle. En azından yakın zamanda. Öngörebileceğim bir zaman diliminde bir serisi gelmez. Serdar'ın en büyük hayali nedir? Acep kedinde gördüğün en büyük eksik ve sahip olduğun en güzel özellik nedir? Kendimde gördüğüm en büyük eksik deneyimsizlik. Deneyim kazanmak istiyorum. Hızlı bir şekilde deneyim kazanmak istiyorum. Birçok şey yaparak deneyim kazanmak istiyorum. En gelişmiş özelliğim diyecek olsam hikaye anlatımım olurdu. Hikaye yazabildiğimi ve anlatabildiğime inanıyorum. Serdar'ın en büyük hayali nedir? Bir gün böyle büyük bir showcase'de E3 gibi olabilir veya başka bir büyük bir showcase olabilir. Kendi oyunumu böyle izleyicilere, insanlara tanıtmak. Böyle yani. Tanıtmak derken de şey değil yani, oyuna çıkıp böyle ayrıntılı anlatmayacağım. Orada bir tanıtım hazırlamış olacağız. O tanıtım da oyun kendini anlatacak gibi. En büyük hayalim de bu. Eskiden Slender çekiyordun. Zevkli bir seriydi. Tekrar başlamayı düşünür müsün? Yani bu arada oturup bütün gramer hatalarınızı teker teker düzelttim. Ben de böyle hasta bir insanım. Belki eksik bu olabilir veya sahip olduğum en güzel özellik bu olabilir. Bakış açısına göre. Yani şey değil. Burada size yine gramer hatasız bir şekilde göstereceğim. O fark etmiyor ekranda ne yazdı ama. Oturup teker teker düzelttim böyle. Orada herhangi bir kırmızı çizgi görmeyeyim diye. Neyse. Slender. Slender'ın zor modda. Zorluğunu artırarak bu arada çaylarımızdan içmeyi unutmayalım. Trabzonspor'da sağ olsun bir kez daha fanlarını, hayranlarını şey yapmadı, sektirmedi yani. Bir kez daha yine şampiyonluk yarışında geriye düşmeyi başardı son dakikada. Orada oradan tebrik ediyorum kendi takımımı.
Neyse. Thunder'ı zor modda baştan oynayacağız bir ara. Canlı yayın çok daha çekici geliyor. Bir canlı yayında bunu yapmak çok daha çekici geliyor bana. Ki canlı yayın açar açmaz oynayacağım da bilmiyorum ama canlı yayın açarsam bir ara Thunder oynarız. Hangi tarz müzik dinlersin? Çok değişiyor. Biraz ona göre yani genelde eve doğru yürürken müzik dinliyorum. Eve gelirken müzik dinliyorum. O müzik böyle hafif bir o akışa sokuyor, şey yapıyor. Ya hangi nasıl bir akıştaysam ona göre müzik dinliyorum açıkçası. Çok değişiyor yani. Oyunların, filmlerin müziklerini dinliyorum. Country, jazz falan filan da dinliyorum. Abi şu müziği çok seviyorum, şu müziği hep dinliyorum diyemem herhalde. Fallout 4'te hiç duygulandığın an oldu mu ahbap? Oldu. Olmasaydı size seri yapmazdım. Oldu. Söylemeyeceğim hangi anlar. Ama hep birlikte göreceğiz bakın. Hep birlikte göreceğiz gerçekten. Ama Skyrim'e devam edecek misin? Skyrim'e Darth Serdarius ile Karanlık Lord, Darth Serdarius ile nerede kaldıysak oradan devam edeceğiz, merak etmeyin. Sadece önce bazı serileri bitirmemiz lazım. Bazı şeyleri aradan çıkarmamız lazım. Zamanın gelmesini beklememiz lazım. Öyle yani her şey zamanla. Ahbaplarım her şey zamanla. Hiç gerçek hayatta gizem araştırmaya gittin mi? Gittim. Gerçek hayatta gizem araştırmaya gittim. Yani hayaletli olduğu söylenen yerlere gittim ve etrafı araştırdım. Öyle saatlerce beklemedim ama bir göz attım. Acaba burada neler var? Yani neden böyle bir söylenti oluşmuş falan filan. Ortamın havası nasıl? İşte terk edilmiş yerlere veya insanların çok gitmediği harabelere falan filan gittim. Şey değil ama yani okey abi her ay bunu yapıyorum veya her yaz bunu yapıyorum diyebileceğim tarzda bir şey değil ama evet gittim yani. Hoşuma gidiyor böyle şeyler yapmak. Apap Alan Wake'e devam edecek misin yoksa onun yerine başka bir seriye başlamayı mı düşünüyorsun? Alan Wake sizlere bir videoda sunmak istediğim bir oyunda az çok sundum. Ben de bakmış oldum. Şu an herhalde bir seri yapmam Alan Wake'in. Yeterli ilgi gelseydi ikinci, üçüncü bölümünü çekerdim. İlgi devam etseydi bir şekilde bir seri olurdu ama olmadı. O yüzden bu ileride olmayacak anlamına gelmiyor. İleride kafama estiği takdirde Alan Wake'in serisini de yaparım ama şu an bu seri olmayacak. Kıbrıs'ta veya Türkiye'de köyünüz var mı? Yakın veya uzak akrabalarımızın sürekli olarak kaldığı belli başlı köyler var Kıbrıs'ta da Türkiye'de. Bazı kanallar oyun konseptinden challenge gibi daha fazla izlenen konseptleri geçiyorlar. Peki sen de böyle bir şey yapacak mısın? Konsept değiştirenler hakkında ne düşünüyorsun? Konsept değiştirenler hakkında pek bir şey düşünmüyorum. Yani iyi veya kötü bir şey düşünmüyorum. Konseptler değişebilir. YouTube veya yayınlar, kreatif enerji isteyen, kreatif efor isteyen platformlar. O yüzden bu enerjiyi sağlayabilmek için farklı konseptlere geçilebilir. Ben böyle bir şey yapmayacağım. Yani gidip de düzenli olarak vlog yapmam herhalde. Geleceğinde böyle bir şey görmüyorum. Geleceğime bakıyorum. Bakın şu an kart açtım. Ama böyle bir şey yokmuş geleceğinde. Ama belli olmaz yine de. Ama böyle planım yok. Onu söyleyeyim önce. Şu sıralar nasılsın? Umarım keyfin yerindedir. Çok teşekkür ederim değerli dostlarım. Keyfim yerinde. Biraz yorgunluk var, hafif yorgunluk var. Ses tonlarını biraz anlayabileceğiniz üzere. Açıkçası YouTube'da ve de video çekimi sırasında kullandığım bazı şeyler yüzünden hafif hafif teknik problemler yaşıyorum ki teknik problemleri yaşamayı hiç sevmeyen bir insanım. Ama bir şekilde hallediyoruz. Bir şekilde hallettim onları ve öyle şu an iyiyim yani. Şu an keyfim yerinde. Apap seni en çok hayal kırıklığına uğratan oyun nedir veya oyun karakteri? Oyun karakteri değil de hakikaten Fallout 76 yani bayağı hayal kırıklığına uğramıştı. Çünkü yani Fallout 76'nın ilk duyurulduğu zaman yayınladıkları trailer'ı baştan izlediğim zaman yine o ana geri dönüp o hisleri baştan hissedebiliyorum yani. O kadar güçlü bir histi bu. Çünkü yani Fallout 4 çıktı ve üstünden böyle 3-4 yıl geçti ve düşünün yani 2018'den 3 yıl geçmiş üzerinden ve şey vardı kanda okey. Bundan sonra iki farklı daha oyun yapacaklar diye açıklamışlardı. Elder Scrolls 6'dan önce. Yani 3 oyunluk zaman farkı var arada. Onun üzerine Fallout 5'i baştan geliştirecekler ve herhangi bir spin-off'u öyle göreceğiz. Yani benim kafamda şeydi. Okey herhalde bir 16 yıl başka bir Fallout görmeyeceğiz idi kafamdaki. Sonra bu abi bir 76 yapıyoruz deyince ben biraz heyecanlandım.
Online Fallout konsepti de bayağı hoşuma gitmişti. Çünkü hani sürekli yenilecekler, şey yapacakları falan filan. Sonra da oyun çıktı. Oyun tamamlanmamış çıktı. Bug'lar, onlar bunlar, tasarım hataları derken büyük bir hayal kırıklığı yani. Bayağı ihanete uğramış hissettik. Fallout hayranları hep beraber. Ama açıkçası şu an oyunun durduğu yer gayet iyi. İşte Wastelanders güzel bir eklenti paketiydi. Eklenti paketinden çok Wastelanders güzel bir update'di. Eklenti paketi değil sadece. Seasons şey geldi, güncellemesi geldi şimdi. Oyuna daha uzun vadeli amaçlar kattılar. Hikayeden bağımsız olarak. Bu da güzel bir şey. Neyse, oyun şu an doğru yönde ilerliyor. Adım adım, yavaş yavaş olması gereken yere geliyor. Her bir güncellemeyle, çünkü şey diyoruz ya abi, keşke böyle çıkarsaydınız en baştan ya diye. Ama her bir güncellemeyle böyle dediğimiz için daha şey anlıyorsunuz yani. Okey. Oyunun olması gereken bir yer var, daha orada değil. Her bir güncellemeyle oraya yaklaşıyor. Yaklaştık, güzel. En azından doğru yere doğru geliyor. O yüzden keyfim yerinde okundu. Düzenli olarak da oynuyorum bu arada. Hangi bölümde okuyorsun? Bilgisayar mühendisliği. Ama yani hiç aram yok desem yeridir herhalde. Abi ilk 3 Resident Evil oyunları hakkında ne düşünüyorsun? İşte remasterlar, remake'ler falan filan. Yani çok öyle bağlı olduğum oyunlar değiller. Çok yani o zamanlar kaç yaşındaydım ki diye oturup düşündüğüm oyunlar. O yüzden çok bağlanamadım. Ben 7'den girdim seriye herkes gibi az çok. Şimdi 8 çıkacak. İyi gibi. Yani 2-3'ün remake'leri falan filan var. Onlara bakar mıyım bilmiyorum. Belki 2. Çünkü 3 biraz daha aksiyon gibi. Ama öyle çok da fazla bir düşüncem yok. O yüzden çok öyle üzerine durduğum bir konu değil. Serdar'a bir hayatta başarılı olmak için ne önerirsin? Başarılı olmak için düzen, disiplin ve kararlılık. Bu kadar. Düzen, disiplin ve kararlı olduktan sonra herhangi bir konuda başarılı olursunuz. Lakin hayatta başarılı olmak için ne önerirsin diye sormuşsun. O yüzden dönüp şey konusunda sürekli bir check etmen lazım. Yani zoraki bir check olmasına gerek yok. Bunun yapay bir kontrol olmasına gerek yok ama ya acaba doğru yolda mı ilerliyorum? Acaba yapmak istediğim şeyi mi yapıyorum şu an diye. Böyle ara sıra böyle şüpheye düştüğün zaman bir oturup onu bir sindirmek lazım, şey yapmak lazım. Çünkü istemediğin bir yönde ilerliyorsun abi. Hiçbir zaman geri dönmek için geç değildir yani. Doğru yönde ilerlemek için hiçbir zaman geç değildir. Ama istemediğin bir yönde ilerlemeye devam etmek istiyorsan bir şekilde dediğim gibi düzen, disiplin, kararlılık, bunlar yeter az çok. Sen nasıl bir kralsın? Ben işte öyle bir kralım. En sevdiğin film ve dizi? En sevdiğim film İyi Kötü ve Çirkin. Hiç şüphesiz bir şekilde İyi Kötü ve Çirkin. Sergio Leone harika bir yönetmen. Aktörler harika aktörler. Senaryo harika, yapım harika. Gerçekten harika bir film, izlemenizi tavsiye ederim. En sevdiğim dizi X-Files. Hiç şüphesiz bir şekilde. Aynı zamanda izlediğim ilk dizi de X-Files. Onu ta şeyde izliyordum. FX'de izliyordum. Digiturk'te. Orada ya Fox aslında. Mesela Fox'ta Türk dizileri yayınlıyorsa FX'de oradan Amerikan dizilerini giyip getirip yayınlıyordu. Aynı filmin. İşte şey. Farklı bir kolu. X-Files yayınlanıyordu orada ve böyle her gün 1.30'da yayınlanıyordu. Bizim de okul 1'de bitiyordu. Yarım saatte eve dönmüş oluyordum. Yemeği alıyordum böyle salonda, televizyonun karşısında X-Files'ı izliyordum. Sonra 6.30'a çektiler. Sabah 6.30'a çektiler. Yok 6'ya mı çektiler öyle bir şey yayın saatini? Sabah 6'da uyanıp izlemeye başladım. Neyse oradan X-Files'a sardım. Öyle yani. Kısacası en sevdiğim film İyi Kötü ve Çirkin. Bayağı hiç şüphesiz bir şekilde en sevdiğim, böyle diyorum da belki önceki videolarda farklı bir şey söylemiş olabilirim yani, şu an çok hatırlamıyorum. Matrix demiş olabilirim yani. Bu soru sorulduğu zaman aklıma gelen filmlerden birisi odur veya Pulp Fiction dememişimdir. Neyse, en sevdiğimiz ise X-Files. Bir gamer olarak en fazla ne kadar uykusuz kaldın? Ben öyle şey değilim ya, öyle çok oyun oynayacağım diye abi şu kadar saat uykusuz kalayım falan kafasında biri değilim ya. Yani uykum geldiğinde ve uyumak istersem, ki uyumayı aslında o kadar çok sevmiyorum ama yani uykum gelince ben biraz affedersiniz kıçımın rahatına bakarım. Yani uyumak istiyorsam kafamı bir yere koyar uyurum. O konuda pek sorun yaşamıyorum. Ama ne kadar uykusuz kaldın kısmında
bir 52 saat hatırlıyorum 52 saat uykusuz kaldığımı. Ama hiçbir zaman öyle 3 gün boyunca uykusuz kalmamışımdır ya. 3 gün boyunca uykusuz kalmamışımdır herhalde. Abi en sevmediğin insan tipleri neler? Bir de en sevdiğin yemek. İlginç bir kombinasyon soru olarak. En sevmediğim insan tipleri diğer insanlara zarar verenler, onları kıranlar, üzenler. Düşünerek veya düşünmeden ama yani bunu sürekli yapmak. Yani bir noktada dönüp bak yani. Hareketlerini bir şey yap. Kontrol et. Yani nefret ederim desem çok yeridir ya böyle insanlardan. O yüzden bir ormanla bir ağaç düşerse. Ha dur, en sevdiğim yemek. Yemekleri seviyorum ya ben genel olarak. Öyle seviyorum yani. Çok şey değilim. Bamyayı pek sevmiyorum. Kırmızı et falan çok sevmiyorum. Köfte olarak değil de böyle parça parça kırmızı et falan çok sevmiyorum öyle. Bir ormanda bir ağaç düşerse ve o ağacın düştüğünü kimse duymadıysa o ağaç düşerken ses çıkarmış mıdır? Bir video içerik platformunda bir video içerik üreticisi bir video atmışsa ve o videoyu daha kimse izlememişse o video bir şey içerir mi gerçekten? Neyse böyleydi bu da. Alt çayının bir başka bölümü daha burada bitiyor değerli ahbaplarım. Çaylarımızı son bir kez daha yudumlayalım. Ve Trabzonspor'un başarısızlığına lütfen ağlayalım, ağlayalım. Belki gerçekten de şampiyon olmuştur, böyle bir şaşırtmıştır. İleride artık haftalar sonra bir siz bu videoyu izliyorsanız şampiyon olduysa ne güzel, ben de sevinmişimdir. Ama büyük bir ihtimalle şampiyon olmadı çünkü bu konuda çok uzman. Şampiyonluk yarışında böyle son dakikaya kadar kalıp son dakika okey abi bu kadar yeter deyip demek falan. Hayranlarını böyle bir hayal kırıklığına uğratmak müthiş bir yeteneği Trabzonspor'un, o yüzden öyle. Evet, Trabzonspor'la başladık, Trabzonspor'la bitirdik. Altı çayını da. Doğuş Çay'a buradan çok teşekkür ediyorum. Çaylarınız Earl Grey olsun falan. Neyse ahbaplarım çok teşekkürler. Yine altı çay yapacağımız zaman ben şey yaparım. YouTube'da gönderilerde yazarım. Ahbaplarım sorularınızı alayım diye. Öyle yani, umarım sorularınızı az çok cevaplayabilmişimdir. Meraklarınızı az çok giderebilmişimdir. Yani. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Keyif aldıysanız beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Daha fazlası için abone olabilir. Destek vermek için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta keyifli, huzurlu ve sıcak çaylarınızı eksik etmeden kalmanız dileğiyle. Bye bye.